Merhaba, yüreği demokrasiden, özgürlükten, barıştan, kardeşlikten yana olan dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, Sol Parti Pazar İlçe örgütü olarak buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Pazar İlçe Başkanı Kazım Balta ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Encümeni arkadaşlarımız, İl Genel Meclisi arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Metin Atasaral ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Mahalle ve köy muhtarları aramızda, hoş geldiniz. Partili dostlarım, partili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ve aramızda eski genel başkanımız Alper Taş aramızda. Sayın Alper Taş, hoş geldin. Şu anda aramızda bulunan Diski Değiş Sendikası Genel Sekreteri aramızda. Hoş geldiniz. Bilindiği gibi 1996 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile başlattığımız mücadele 22 Aralık 2019 tarihi itibariyle Sol Parti çatısı altında mücadelesini sürdürmeye devam ettirme kararı almıştır. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlar, dün olduğu gibi bugün de Sol Parti olarak pazarda çayımıza, suyumuza, deremize sahip çıkacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. İlçemiz ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkacağız. Bu ay içerisinde 28 Mart'ta yapacağımız Pazar İlçe Kongremizde yeni arkadaşlarımızla yeni mücadelemizi sürdüreceğiz. Pazarın sorunlarını birlikte tartışacağız, birlikte çözüm üreteceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Değerli dostlarım, Sol Parti Pazar İlçe Örgütü olarak Opa'dan, Fındıklı'dan, Pazar'dan açılışımıza gelen tüm dostlara teşekkür ederim, saygı ve sevgilerimi sunarım. Bugün saat yine aynı mekanımızda saat 2'de Alper Taş'ın da katılımıyla genel siyaset sohbetleri yapacağız. Cenazemiz olduğundan dolayı da fazla mevzu uzatmıyorum. Sayın Genel Başkanımıza söz veriyorum. Buyurun Alper Taş. Sevgili hocalarım, öyle diyelim. Sevgili okul arkadaşlarım, CHP'nin yöneticisi, ilçe başkanı, sevgili başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, DİSK işçi sınıfının bölgemizdeki temsilcisi, sekreterimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. İyi ki buradayız, beraberiz. Bu beraberliğimiz daim olsun. Bu açılışta kalmasın. O temenniyle başlamak istiyorum öncelikle. Tabii Metin Başkan ifade etti. Özgürlük ve Dayanışma Partisi yolculuğumuzu Sol Parti'ye çevirdik. Cenazemiz olduğu için ve saat 2'de de burada zaten geniş bir sohbet edeceğimiz için kısaca bunlara değinip programımızı tamamlayalım ve cenazemize hep beraber gidelim. Şimdi Özgürlük ve Dayanışma Partisi bir Sol Parti'ye doğru bir yolculuğa çıktık. Neden Sol Parti? Neden bir isim değişikliği içerisine girdik? Biraz buna değinmem gerekiyor. Basit bir isim değişikliği değil. Yani bizi isim değişikliğine iten, Sol Parti sürecine iten esasen dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler Sol Parti ile yola devam etme kararlılığımızı ortaya koydu. Doğal olarak bizim kafamızda tasarladığımız bir durumdan söz etmiyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin önümüze koyduğu tablodan hareketle Sol Parti'ye yeni bir yolculuğa merhaba diyoruz. Dünyada değişen ne, Türkiye'de değişen ne? Bu oldukça önemli. Biliyorsunuz 89'lu 90'lı yıllarda Sovyet sosyalizmi yenildikten sonra, duvarlar tırnak içinde yıkıldıktan sonra paracı, piyasacı, düzen yanlıları bütün dünyada artık ideolojilerin sonu, sınıf mücadelesinin sonu, tarihin sonu dediler. Sağ sol dönemi bitti dediler.
ve asla bunu diyenler tarihin en büyük ideolojik saldırısını, özelleştirme eksenli saldırıyı, bireycilik eksenli saldırıyı, kamunun tasfiyesi sürecini bütünüyle egemen kıldılar. Aslında ideolojik bir saldırı, taarruz içerisine girdiler sağ sol yok diyerek. Ve o dönem hatırlayın, bu dünyadaki yaşanan gelişmeye paralel olarak solun değerleri dünyada sorgulanır olmaya başlandı. Eşitlik, özgürlük, dayanışma değerleri sorgulanır olmaya başlandı. Kamu çıkarı sorgulanır olmaya başlandı. Bu kavramlar tukaka ilan edildi. Ve 2008 yılına geldiğimizde mutlak galibiyetini inar eden neoliberal sistem, yani paracı sistem, yani piyasacı sistem, yani özelleştirmeci sistem büyük bir krizin içerisine girdi. Ve 2008'den bu yana dünya emperyalist kapitalist sistemi krizde sevgili arkadaşlar. Bu kriz giderek derinleşiyor ve bu kriz bir uygarlık krizine dönüşmüş vaziyette. Basit bir ekonomik kriz değil. İnsani kriz, sosyal kriz, ahlaki kriz, manevi kriz. Giderek derinleşen bir kriz ve ekolojik bir kriz. Yani gezegenimizi yok olma riskiyle karşı karşıya bırakan bir kriz. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir dünyaya tepki olarak da maalesef, bu neoliberal düzene tepki olarak maalesef, ırkçı ve gerici ve milliyetçi hareketler büyümeye başladı. Yani daha da kötü bir sürece doğru dünya, daha derin bir sürece doğru dünya gidiyor. Olumsuz manada derin bir sürece doğru dünya gidiyor. O yüzden dünyaya sol lazım. Dünyada solun değerlerinin yeniden vücut bulması lazım. Adıyla, sanıyla, içeriğiyle, talepleriyle hiç böyle lafı dolandırmadan dünyanın geleceği açısından, dünyanın aydınlık geleceği açısından, insanlığın bu yıkımdan kurtulması açısından solun değerlerine dünyanın ihtiyacı var. O yüzden bu dünyanın ihtiyacından kaynaklı olarak dünyaya sol lazım dedik. O yüzden adımızı bu manada Sol Parti olarak değiştirdik. Sadece dünyaya bakmadık, Türkiye'ye de baktık. Türkiye işte hep sağ yönetti. Gerçek manada Türkiye'de bir sol iktidar maalesef olmadı ve gerçek bir sol iktidarın olmamasının bedelini hep beraber yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani yangın yeri ülkemiz. Kelimenin gerçek anlamında yangın yeri. Her şeyi değersizleştirdiler. 18 yıllık AKP iktidarı vicdansızlaştırdı, yoksullaştırdı, değersizleştirdi, sevgisizleştirdi. Doğanın yıkımına yol açtı. Derelerimiz, HES'lerimiz, her şeyi bütünüyle tahrip ettiler. İnsanlığı tahrip ettiler. Maneviyat, ahlak diyenlerin iktidar olduğu Türkiye'de ahlak dibe vurdu. Değerler dibe vurdu. Ve şimdi bu AKP bizi İdlib'de bir savaşın içerisine sokmuş vaziyette. Ben İstanbul'dan geliyorum. Pazarda olduğum için herhalde rahat konuşabilirim. Çünkü İstanbul'da savaş hayır demek yasak arkadaşlar. Ya pazarda olduğumuz için Rize Valiliği herhangi bir yasa çıkarmadığına göre burada biz gönül rahatlığıyla savaş hayır diyebiliriz. Hopa'da yasak ama. Hopa'da mı yasak? Hopa'da yasak. Tamam. Hopa'da da yasak. İyi yerdeyiz o zaman. Hopa'ya geldiğimizde. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın her yerinde yasak olması gereken savaşa evet demektir. Savaşa hayır demek çok insani, çok vicdani bir taleptir. Bu talep yasaklanıyor. Ya arkadaş, ülkeyi sen bir savaşın içerisine sokuyorsun. Bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Bu ülkeyi yönetiyorsun. Sizin çıkarlarınız, sizin ülkeye bakış açınız, sizin milli çıkardan kastettiğiniz, sizin ülkenin güvenliği adına ortaya koyduğunuz talepler savaşa evet'i gerektiriyor. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz. Biz de bu ülkenin yurttaşıyız. Biz de ülkemizi seviyoruz. Biz de ülkemizin çıkarı için, ülkemizin güvenliği için en doğru siyasetin savaşa hayır olduğunu söylüyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Bu yasaklanamaz. Türkiye büyük bir savaşın içerisine sokulurken bizim ağzımız kilitlenemez, ağzımız bantlanamaz. Bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir meseledir. O yüzden bu konuşulmalıdır, mecliste konuşulmalıdır. Yurdun her tarafında insanlar Türkiye'nin nereye sürüklendiğini sorgulamak zorundadırlar. Sorgulamalıyız, sorgulayacağız, savaşa hayır demeye devam edeceğiz. Çünkü bu savaş bizim savaşımız değil arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. İdlib'de akıtacak bizim kanımız yok.
bunun son derece net bir biçimde bilinmesi ve anlaşılır olması gerekiyor. Çünkü biz 2011'den itibaren Suriye'de başlayan krize ABD emperyalizmiyle birlikte dahil olduk. Suriye'deki savaşı bir cihatistlerin hegemonya kurma, egemenlik kurma savaşına dönüştürdük. Oradaki muhalefeti silahlandırdık ve Suriye'yi bu hale getirdik sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası bir başka ülkenin rejimini değiştirme politikasına indirgendi. Böyle bir şey olabilir mi? Biz şimdi ulusal güvenlik, ulusal çıkar, yok orada olmasak Van'ı kaybederiz, orayı kaybederiz, orada bedel öderiz noktasında bir tartışmanın içerisine sürükleyerek bizi bu savaşın peşine takılmamızı istiyorlar bizden. Arkadaşlar, Türkiye'nin güvenliği Suriye'nin güvenliğinden geçer. Suriye'deki ateşi söndüreceksiniz, Suriye'deki yangını söndüreceksiniz ki Türkiye güvenli olsun, Türkiye huzurlu olsun. Komşu yanarsa biz de yanarız. Biz bunu Türkiye'nin devrimcileri, solcuları, sosyalistleri, sosyal demokratları kriz başladığı günden itibaren söyledik. Bu savaşa müdahil olmayın, bu savaşa girmeyin, bu yangını büyütmeyin. Büyütürseniz bu yangın Suriye ile sınırlı kalmaz. Rusya ile İran ile bölgesel bir savaşın içerisine bizi sokar. Aman etmeyin, aman yapmayın. Ama niye? Niye yaptılar arkadaşlar? Çünkü bunların zihniyeti çok geri bir zihniyet. Çok geri bir zihniyet. Zihniyet şu, ne Osmanlıcı? Siyasal İslamcı bir zihniyet. Esad'ı devirecekler, Müslüman kardeşler ihvan eksenli bir Suriye yaratacaklar. Ve ne olacak? Siyasal İslamcı hareket bölgede de, Türkiye'de de gelişiyor ya, bölgede de gelişecek ve bölge